Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir astsubay şehit oldu. Cinayet gibi kazanın ayrıntıları geliyor şimdi ekranlara. Uşak'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen LPG tankerinin sürücüsünün kolu kırıldı. Kısa süre sonra aynı bölgede meydana gelen ikinci kazada bu kez kontrolden çıkan kamyon, ilk kazayla ilgili inceleme yapan jandarma ve sivillerin arasına daldı ve devrildi. İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Burhan'ın şehit olduğu ikinci kazada ise bir asker, iki kişi de yaralandı. Kaza Sivaslı Uşak Karayolu'nun 28. kilometresindeki Uzunoluk mevkiinde meydana geldi. 47 yaşındaki Mustafa Erdem yönetimindeki 64K5777 plakalı boş LPG tankeri yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Şoför Mustafa Erdem'in kolunun kırıldığı kazayla ilgili soruşturma için olay yerine giden Sivaslı İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş 43 yaşındaki Hüseyin Burhan ve yanında bulunan Jandarma Er Baran Ören inceleme yapmaya başladı. Bu sırada Cihat Kaya yönetimindeki 64LF702 plakalı kamyon kaza yerinin 20 metre ilerisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza anında inceleme yapan Başçavuş Hüseyin Burhan devrilen kamyonun altında kaldı. Kaza yerine ihbar üzerine çağrılan sağlık ekipleri Başçavuş Burhan'ın şehit olduğunu belirledi. Çağrılan vinç yardımıyla kamyonun altından çıkarılan Kıdemli Başçavuş Hüseyin Burhan'ın iki çocuk babası olduğu ve 6 ay önce ilçede göreve başladığı öğrenildi. Kaza sonrası İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fuat Kömürcü, Emniyet Müdürü Ogün Toprak ve Sivaslı Kaymakamı Serkan Keçelik olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.